13-19 Mart haftası sevgili yengeçler, güzel ailem, vatan, millet, toprak, bayrak, yaşadığımız hiçbir şey unutulmaz, unutturulmaz ve unutturmayacağız. Oradaki her can bizim canımız. Birlikte vatanımızı, bayrağımızı, toprağımızı birlikte büyüteceğiz. Birlik olma zamanı. Kavga, gürültü, patırtıyı geride bırakalım lütfen. Sevgili yengeçler, özellikle yeni iş kurma planı içerisindeyseniz yolunuz, mantığınız ve kuralınız doğru ilerliyor. Cesarete de ihtiyacınız vardı. Haydi hayırlı olsun, yeni planladığınız iş size gerçekten bereketli ve hayırlı gelecek. Aynı şekilde de aile işinizle alakalı bazı pürüzleri çözmek, aile arasındaki yaşanacak krizler, daha mantıklı konuşmalarla çözümsüz gördüğünüz noktalarda ailenizin de size destek vererek birçok noktada nefes almanıza yardımcı olacak. Eğer büyük bir alanda çalışıyorsanız ve yetkili konularınızla alakalı yetkileriniz elinizden alınabilir. Dikkatsizlikten hata yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Aynı şekilde de iş değişimi ve iş konuları ile ilgili rahatsız olduğunuz noktalara veda edeceksiniz. Çünkü burada kendi gücünüz ve kendi noktanızı belirleyemediğiniz için sınıfsız kalmaya başladınız. Artık mevkiniz ve eğitiminizle alakalı noktada sınıfınızla alakalı iş kapıları size daha hayırlı olacak. Bu dönem, yani 19 Mart'tan sonra bu döneme karar vereceksiniz. 17 Mart'ta Venüs Boğa seyrine geçecek. 19 Mart'ta da Merkür Koç seyrinde devam edecek hayatımızla ilgili noktada. Bu da sizin en çok aile köklerinizle alakalı yaşadığınız ve çözemediğiniz birçok nokta masaya yatarak adalet, hak, hukuk konularında helallik dediğimiz bir evde. Kuzenler arasındaki miras konularımızın daha hararetli bir şekilde anlaşma yoluna gireceğini gösterir. İletişim konusunda kendinizi doğru ifade edemiyorsanız artık doğru ifade etme dönemimiz. Çünkü sizin özellikle 7. ev ilişkiler konusundaki evrenizde daha büyük bir rahatlık. Neyi kiminle nasıl konuşmak istiyorsanız, ortaklı kurduğunuz alanlarla ilgili noktadaki eş, iş, çevre alanlarıyla alakalı noktada kendimizi daha bütünleştirerek kendi masanıza yumruğunuzu koyma vakti. Bu da düzenimizi oturtacak. Kurumsal bir alanda bölüm değiştirmek isteyenler için hayırlı ve uğurlu olsun. Özellikle bu Mart sonu itibariyle hem maaş hem konumunuzla ilgili net oluşum ve üst düzey kurum yöneticileriniz ya da bulunduğunuz ekip size çok bu konuda çok destek olacak. Kafanızdaki soru işaretleriniz bitecek. Devletle alakalı noktada iş başvurunuz ya da taşeron firmayla alakalı başvurularınızda olumsuz bir şey yok. Sadece ve sadece memurlukla ilgili beklentileriniz varsa, memur atamanız, taşerondaysanız memur olacak mıyım diyorsanız, özellikle Mart bittikten sonra memurluk enerjiniz çok fazla yüksek. Bununla ilgili mücadele edin istiyorum. Bir de yeni ortaklık kurmak okey. Ortaklı işlerinizle alakalı bir düzen, bir değişim, bir yenilik yapmanız lazım. Çok salladınız bu iş kapınızı. Biraz daha disiplin olarak. Çünkü burada 9. ev ve 10. evde sizin kazan çevrenizin çok yoğun olduğunu ve iş ve dışarı bağlantılı işler, yabancı insanlarla yapacağınız işlerle ilgili çok güzel yenilikler var. Sadece siz yorgun olduğunuz için kendi evrenizde kendine inancınız bitti. 9. ev inançlarınızı, ruhunuzu yeniden keşfedin diyor. Ben bu konuda sana çok destek vereceğim diyor ve bu desteği doğru alırsanız çok güzel bir aydınlanmanız var. Evet, çalışan çiftlerimizle alakalı noktada eşinizin hem çalışıp hem de farklı alanlarda iş ortaklığı yapma gibi düşüncesi var. Ona destek verin, o bunu başaracak. Sizin de ufak tefek yeni iş arayışlarınız, gideceğiniz kapı hayırlı ve uğurlu. Ama burayla çözmeniz gereken evraklar, yenilikler var. Bunu mutlaka çözmeniz gerektiğini söylüyorum. Bu ara özellikle de merak ettiğiniz konular, mesela ne bileyim ahşap atölyesi merakınız olabilir, resim, Çin atölyesi, bu tarz enerjiler sizin ruhunuza şifa gibi gelecek. Yalnız genç ve olgun çocuklarımız varsa, yani çocukluktan ergenliğe giren çocuklarımız varsa bir destek, pedagog ya da psikolog onların enerjisini ve eğitim konularındaki hataları iyileştirmenize yardımcı olacak. Evde çok kralla göreli konuşmalar ve sesli konuşmalar çocukların dengesini yıpratmış. Biraz onları anlayarak iyileştirme vakti diyorum. Evet, ilişkiler konusunda en huzurlu olacağınız hafta. Karşı taraf duygularını, siz de duygularınızı en iyi şekilde ifade edeceksiniz. Bitirmek istediğiniz
ilişkiyi kestirip atıyorsunuz. Yepyeni bir ilişkiye de hızlı ve seri şekilde başlayacaksınız. Çünkü ilişkinizle ilgili güven problemi var. Karşı tarafın mesajları, mailleri, konuşma tarzı artık ona kalbiniz eskisi gibi inanmadığı için bu boşlukta yaşamak istemiyoruz. Yeni başlayanlar doğru enerji içerisindesiniz. Hiç ilişkiniz yoksa sabırlı olun. Bu ay bittikten sonra doğru bir kalbe yelken açacaksınız. Evli çiftlerde özellikle araç konularımızla alakalı noktada eş ve eş ailesine karşı kırgınlıklarda yavaş yavaş düzelme, aramızdaki sorunu ciddi anlamda bağdaş kuracağız. Yalnız unutmayın, boşanma fikri olan sevgili yengeçler, hane ve düzen ayrımının radikalliği içerisindesiniz. Şu en azından üniversite ve lise sınavı bittikten sonra bu kararı yaparsanız çocuklarımızın hayatını boşuna ziyan etmeyelim. Ev sıkıntınız var, mal sahibiyle ya da oturduğunuz binayla ilgili krizler var. Ani ev değiştirmeniz gerektiğini de uyarıyorum. Bir de sağlık olarak özellikle genizeti ve sinüzit ve migren ağrılarımız bizi yıpratabilir. Dikkatli olun efendim. Hoşçakalın. Sevgili akrepler, abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Ülkemizde yaşadığımız enkazı unutturmayacağız, unutmayacağız. Hep hatırlayacağız. İçimizdeki acı hepimizin olmalı. Tek o tarafa, Türkiye Cumhuriyeti'nin her toprağa değerli, unutmayın diyorum. Sevgili akrepler, sizin iş değiştirme fikrinizin artık sağlam adımlarla ilerleyeceği, kendi yönünüzle ilgili planladığınız başvurularda olumluluk evreniz söz konusu olacak. Ve aynı şekilde bulunduğunuz ekip arkadaşlarınızla ilgili ters giden noktalarda daha barışçıl, daha kendimizi anlayacak, daha doğru ifadeler içerisinde olacak. Sadece yöneticinizin sizin üzerinizde çok baskısı var ve devamlı gözü onun sizin üstünüzde gibi geliyor. Aslında sizin üzerinizde değil, kafası sadece sizin daha iyi nokta olmanız için sizi destekliyor. Farkına varın istiyorum. 17 Mart'ta Venüs Boğa, 19 Mart'ta Merkür Koç seyrinde gerçekleşecek. Bu da bizim iletişim konularımızın ani karar vererek hatalar yapmamıza sebep olabilir. Daha dikkatli, daha mantıklı ve daha kuralcı olmanız gerekiyor. İşinizin kaybetme zamanı bu zaman değil. Daha bununla ilgili altyapınızın güçlenmeye ihtiyacı var. Duygusal yönümüz daha böyle ilişkimize, evimize, ailemize değer verecek noktada hareket sergiliyor. Hani iş bitsin hemen evime gideyim, iş bitsin hemen sevgilime gideyim dediğimiz bir nokta enerjiniz var. Ailemi, annemi, herkesi çok seviyorum bir enerjisine gireceksiniz. Bu da güzel bir duygu ama çok yoğun bir iş tempomuz var. Yani evet, sevginiz akşam gidip yansıtın, telefonla konuşun ama bu ara iş ve iş gereği tamamlanması gereken yurt dışı bağlantılı işler, şehir dışı ile ilgili yolculuklarımız ve devamlı dışarıda işlerimizde aksilikler yaşamamanız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar iş alanımıza daha sağlam, işe duygusal bakmayacağız, sert ve radikal bakacağız. İşi bitiriyoruz, duygusal yönümüzü ön plana çıkartıyoruz. Bu ara iş yerinizde beğendiğiniz kişiyle aranızda bir kıvılcım evresi var. Bu işinize zarar verebilir. Dikkatli olmanızı istiyorum. Kendi işinizi yapıyorsanız 15, 16, 17'de Güneş, Merkür, Neptün kavuşumu Mars karesi gerçekleşecek. İşte hata kabul etmiyor. Diyor ki dost edindiğiniz insanların sizin için doğru projeler içerisinde misiniz? Onlara güveniyorsunuz da bunlar sizin arkanızdan hançerleyip bile biraz daha güvendiğiniz insanları gözünüzle, dilinizle takip edin ki bir yerde başarınız başkasının eline geçmesin. Yani burada yaptığınız emeği başkası kapacak, daha dikkatli olmanızı öneriyorum. Yurt dışı ile ilgili vize, pasaport konularımızın daha yoğun olacağı bir hafta. Belki unuttuğunuz bir olay, pasaportunuzun tarihiyle ilgili sıkıntı olabilir, vizenizin başvurusu tekrarlanması gerekebilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Bir de uzun süredir iş yerinizde bölüm ve şirketinizin bazı değişim noktaları vardı. Burada evraklar, şirket değişiyor. Aman evraklarınıza sahip çıkıp sahip çıkmadığınız takdirde işimiz takla atabilir. Bilginiz olsun. Devlette çalışıyorsanız devlet yerinizde aksilikler yok. Çok yoğun bir hafta söz konusu olacak. O yüzden daha disiplinli, daha saatinizde gitmeniz gerekiyor. Ve mecburi şehir değişimle ilgili planladığınız noktada ani gelişecek olaylar, farklı bir noktada da göreviniz, atamanız gerçekleşmiş olacak. Kendi işinizi yapıyorsanız iş biraz gergin, piyasa durgun. Acele ve panik yapmanıza gerek yok. Kenarınızdaki ufak tefek paralar sizi bu ay geçirir. Ama Nisan ayı daha hareketli ve daha yoğun olacağız.
Bazı kişilerle de ortaklı projelerimiz, hani dost ve dost çevrenizle alakalı yapacağımız ortaklı projelerimiz var. Bu projelerde çok ciddi anlamda altyapıyı oturttuğunuzda ihale ve yenilik size renk katacak. Bir de duygusal ve merhamet yönümüz ön plana çıkacak ve bu merhametimiz bize zarar verebilir ve 12. evimiz bizi psikolojik olarak tetikleyebilir. Ben dediğimiz noktada kırılmalarımıza sebep olabilir birinci eviniz. Biraz daha psikolojik yoga, meditasyon yaparak enerjimizi şifalandırabiliriz. Çalışan evli çiftlerimizin arasında eşinizin sürpriz yer değişimi size bir hediyesi var. Aynı şekilde sizin de priminizle alakalı yattığı sevinci yaşayacağız. Yeni küçük bir anahtar kredisi, araç kredisi niyetimiz var. Hayırlı ve uğurlu olsun. Çocuklarımızla alakalı, çocuklarımızın başarısının farkındasınız ama onların odasıyla alakalı bazı değişmesi ve daha sadelenmesi lazım. Ev çok hareketli olduğu için çocuklar odalarında odaklanamıyorlar. Onlara destek lazım diyorum dedim bile. Sevgilinizle evlilik konuşmaları var ama gecikmeler söz konusu olacak. Bu gecikmeler sizi bu ilişkiyi vazgeçmenize sebep olmasın. Sımsıkı sarılın. Eski ilişkiniz geri gelecek, yalvaracak, yüzükle gelecek. Karar sizin diyorum. Evli çiftlerde özellikle işinizin biraz daha rahat tavrı, evin sorumsuzluğu, bütün yük sizin üzerinizde olduğu için eşinizde bu dengeyi kuramadığınız için bu evlilikte zıtlaşmalar var, sorumsuzluklar var ve siz tek başına mücadele ediyorsunuz ve elinizde ekmeğiniz olmadığı için ne yapmak istediğini bulamıyorsunuz. Mesleki olarak kendimize, devletin açtığı kurslar var, kursa giderek kendimize mesleki yönler belirleyebiliriz. Aynı şekilde eşiniz çok yoğun bir tempoda çalışıyorsa, gece gündüz bekçi olabilir, polis olabilir. Onun iş yoğunluğu daha çok artacak, arkanızda durmanız lazım. Erkek çocuğunuz varsa ergen dönemi ve sinirli ve agresif dışarıya dönük, bunu ihmal etmememiz lazım, zarar görmeyelim. Sağlık olarak özellikle iç kulak ve kristallerle alakalı ve duymayla alakalı sıkıntılarımız var. Bir de en önemli şey egzama evrelerimiz artabilir. Dikkatli olun efendim, hoşça kalın. Sevgili balıklar, nasılsınız? Abone olmayı, yorum yapmayı, takipte kalmayı unutmuyorsunuz. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin efendim. Evet, ülkemizdeki yaşadığımız hiçbir olayı unutmayın, unutturmayın, rica ediyorum. Birlikte unutturmayacağız. Oraların hepsi iyileşecek, hep birlikte vatan, bayrak, toprak olacağız. Bilgimiz olsun. Sevgili balıklar, işiniz, rütbenizle ilgili güzel beklediğiniz haberleriniz olumlu ve hayırlı bir hafta. İletişimde yaşadığınız aksilikleri düzeltmek istiyorsunuz ve kendi içinizdeki otoritenizi, kendi alanınızdaki disiplininizi hayata geçirmek, bilinçaltınızla ilgili oyunları geride bırakıp daha algınızı hayata bakış açınızla birlikte oluşturacağınız bir hafta. Yani bu şu demektir, görmediğiniz ya da algı konusunda zorlandığınız noktalarda işinizde hatanızı görmüyorsanız, toplantılar ya da iş gereği rahatsız olduğunuz noktalarda net adımlar atacaksınız. Kendi bilincinizin farkına vararak kendi alanınızı iyileştirip farkındalığınızı yaratacaksınız. Bu da sizin güçlenmenize, konum ve mertebe değişiminizle ilgili fırsatlar ayağınıza geleceği için daha dikkatli, daha temkinli olmanızı öneriyorum. 17 Mart'ta Venüs Boğa Burcu'nda. Bu da sizin kendi içinizde yerinizi belirleyemediğiniz, mekanınızı, işinizle alakalı rahatsız ve mutsuz olduğunuz noktalarda mutluluk enerjisini sergiliyor. 19 Mart'ta Merkür Koç Burcu seyrine geçecek. Bu da sizin üçüncü ve ikinci evinizle alakalı yetenekleriniz, farkındalığınız, aileyle ilgili eksik noktalarınızı da güçlendirmenize, yani ikinci ve üçüncü evinizi tetikleyeceği için artık nasıl bir insan olmanız gerektiği, nerede hata yaptığınızı, nerede bağışlamanız gerektiği, nerede yetenekleriniz olduğunu hayata karşı daha net göreceksiniz. 15, 16, 17'de Güneş, Merkür, Neptün kavuşumu Mars karesi gerçekleşecek. Bu da şunu gösterir. Çevrenizde dost bildiğiniz, inandığınız, güvendiğiniz, ekip arkadaşınız, alanınızdaki insanların size sinsirella gibi zarar vereceği ama siz bunun farkına varıp bu dengeyi bozup kendi yerinizde sağlamlaştıracağınızı gösterir. Artık gözümüzü açtık.
bize bir şey olmaz deme zamanınız geldi diyorum. Parasal noktada da harcamalarımız, yaptığımız krizleri daha düzenli şekilde oturtacağız. Para rızkımız ve kendimize ait alanları güçlenme. Mesela altına merakınız olabilir, yabancı para biriktirmek isteyebilirsiniz. Bu konularda daha net adımlar. Ama bizim geçmişte 2 yıldır yaşadığımız para krizlerimizi ilk önce toparlamamız lazım. Siz her seferinde başa dönüp tekrar başa. Evet, enerjiniz parayı sunuyor ama geçmiş borçlarımızı da hayata geçirmemiz lazım. Bu da bizim doğru beslenmemiz, doğru para evrelerindeki dengeleri kurmamız lazım. Devlet ya da kurumsal alanda çalışıyorsanız, yer değişimlerinizle ilgili aksilikler gibi gözükse de haklarınız verilecek. Uzun süredir priminizle alakalı noktada yarım pörçük aldınız. Tamamı Nisan ayına kadar verilmiş olacak. Hatta priminizle ilgili de yöneticinizle konuşmak istiyorsunuz. Bu benim hak ettiğim bir prim değil. Daha iyisini hak ediyordum. Hata yapmıştın. O yüzden doğru primdesin. Gereksizce kendini ezdirme. Bir dahaki prim evrene daha güçlü bir şekilde odaklanman gerekiyor. Yurt dışı, şehir dışı ile ilgili iş bağlantılarınızda ufak tefek iletişim hataları söz konusu olacak. Biraz daha bunlarla ilgili mücadele etmeniz lazım. Hayaller artık gerçek olmalı. Hayalde kalmaması lazım sevgili balıklar. Siz bilinçli ve akıllı ve ciddi anlamda yeteneklisiniz. Duygusal boşluğa düşünce içiniz daha çok karmaşıklık yaşıyor. Bu karmaşıklığı çözüyoruz. Devlet atamanız, devletle alakalı başvurularınızla ilgili de biraz daha sabır etmeniz gerekiyor. Çalışan çiftlerde eşiniz devlet memuru ise, asker, polis ise mecburi farklı noktalara görev yapacak. Aramızda biraz mesafeler söz konusu olsa da o sizi seviyor, aldatmıyor, merak etmeyin. İlişkinizle alakalı yeni bir ilişki başlamak ve huzur duymak isteyen balıklar daha sakin olmanız lazım. Hep bu ne zaman böyle bir ilişkiye başlasam deseniz hata yapıyorsunuz. Doğru insan için biraz daha vakit var. Sadece bu konularda kendinizi şifalandırmanız gerektiğini bilin. Eğer uzun soluklu ilişkinizle alakalı da ben oyalanıyor muyum, bekletiliyor muyum, karşımdaki insan ne hissediyor, bir türlü duygularını söyleyemiyor diyorsanız, o insanı seviyor, sadece ekonomik olarak toparlanamadı ve aileyle alakalı krizleri düzeltemediği için tam adımınızı, elinizi tutamıyor. O aslında elinizi tuttu, cesaret konusunda biraz yalnızlık yaşıyor. Onu toparlaması lazım, o da toparlanacak diyorum. Sevgili ev hanımları, evle ilgili gerçekten koltuk, masa, banyoda şikayetleriniz var. Bunlarla ilgili boya, badana, tamirat niyetiniz var. Hayırlı olsun, güzel ve keyifli geçecek. Aynı şekilde ev alma fikri olan sevgili balıklar için destek alarak güzel bir ev anahtarınız da hayatınızın içerisinde olacak. Korkmanıza gerek yok. Evsiz değil, eviniz de olacak. Endişe etmeyin. Ama burada en önemli şey kazalara açık. Haftanız trafikte ya da trafik evrelerinde dikkatsiz yürüyüşler, durup dururken ayağınızı burkabilir. Bunlara dikkat edeceğiz. Çünkü hızlı ve ani karar vererek kafanız dağılıyor. Bu ara hızlı değil, yürürken daha sakin kararlar vererek yürüyün ki zarar görmeyin diyorum. Çocuklarınızın eğitimiyle ilgili dikkatsiz tavırlarına biraz daha dikkat ederek, yumuşak konuşarak onların evresini düzeltmemiz lazım. Sağlık olarak bu hafta estetik düşünceniz var. Oramı yaptırayım buraya. Hiçbir yerinizi yaptırmayın sağlık olarak. Şu an ruh sağlığınız, beden sağlığınız, yoga yaparak, pilates yaparak vücudumuzdaki kiloları çözelim. Sonra estetik düşüncelerine geçelim. Bir de böbrek üstü bezleriniz ve bağırsak enfeksiyonlarınızla ilgili sıkıntılarınız olabilir. Ayak ağrılarımız, diz ağrılarımız ve bacak ağrılarımız, bacak sendromunuz söz konusu olabilir. Bir doktora gidin çünkü bu sizi ateşlendiriyor, menopoza giriyor olabilirsiniz ya da regli dönemlerinizde gecikmeler olabilir. Bunları çözmeniz lazım. Bu uykunuzu dengesiz yapıyor. Unutmayın efendim. Hoşça kalın.